Aslında canlı yayın yapacaktım, canlı test yayını. Sonra düşündüm ya ben gün içerisinde bu ürünü takip etmek istiyorum. En iyisi bir video çek, yükle. Öyle izlesinler. L'Oreal'den Ultra Matte Liquid Lipstick Less Chocolate. Sadece bir rengini aldım. Eğer hoşuma giderse bazen L'Oreal iki ürün alınca %30'a varan indirimler yapıyor. O zaman toplamayı düşünüyorum. Ama dediğim gibi şimdi sadece sıvaçladım. Hani bir gün sıvaçladım, diğer gün geldim tekrar hangi rengini alayım diye. Sonra bu bordoda karar kıldım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak, nasıl duracak dudağımda. Gün içerisindeki etkilerini de falan görmek istiyorum. Benim numaram 868. Fiyatı 15,90 İsviçre'de. Yani fena değil L'Oreal'a göre. Maybelline'in de böyle rujları var. Birkaç tane yabancı YouTuber'da buna denk geldim. Sadece deniyorlar, kokuları falan duruşları hoşuna gidiyor izlediğim kişilerin. Ama gün içerisinde nasıl etki bırakıyor onu tabii ki söylemiyorlar. Biz ne yapıyoruz? Hemencecik açıyoruz ve önce bir çikolata ülkesinde yaşayan biri olarak ve çikolatayı bırakmış biri olarak çok tehlikeli bir anlayış şu anda. Ah, şey aslında bu İsviçre'de karamel bonbonlar var böyle. Karamel galiba ismi. Eskiden çok yerdim. Koku aslında o tamamıyla şey değil. Çikolata kokmuyor. Karamel kokuyor. Hemen uygulayalım arkadaşlar. Nereden başlasak? Yukarıdan başlayalım. Çok pigmentli. Kesinlikle kalın bir yapısı var. Dudak çizgilerine giriyor ve çok hoş görünüyor arkadaşlar. Şu hale bak. Şöyle birkaç tane de bıyık yapayım çizgi. Kedi. Miyav. Kullanımı çok rahat. Kesinlikle çok rahat ve güzel dudağa oturuyor. Çizgilerimin içerisinde şu an ve ben bu görüntüyü gerçekten çok seviyorum. Şimdi bir kat daha süreceğim. Bekleyelim biraz. Kuruduktan sonra bakalım nasıl duracak. Dudağımın üzerinde bir ağırlık var. Sanki bir maskeyle falan kaplamışım gibi. Hafiften, çok hafiften bir yanma hissediyorum. Yapışkanlık var. Tabii tam kurumadı. Da güzel video çekiliyormuş. Ben bir daha burada mı oturayım? Değil mi? Burada daha iyi sanki. Arkadaşlar yaklaşık 15-20 dakikadır ben bu ruju uygulamışım. Şimdi demeyin yamuk yumuk çekmişsin. Ben o zaman şu profilden durayım. Çünkü dudağım zaten yamuk. Yani şu tarafı yamuk, bu tarafı neyse. Girmeyelim oralara. Ya 15 dakika falan geçti. Şu şokolata kokusunda eser kalmadı. Bonbon kokusundan ya da karamel kokusundan eser yok yani. Kesinlikle. Hani ben ürünü falan kötü yapmak gibi bir şey değil. Gerçekten fikrimi söylüyorum şu anda. Çünkü ben L'Oreal markasını seviyorum. Daha piyasada bir şey yokken biz L'Oreal'ler bizim için high-end'di, high-end. Neyse. Görmüş olduğunuz üzere dudağımla konuşunca hani açıp kapayınca şu ortadaki görüyor musunuz? Ne demek istediğimi anladınız değil mi? İşte o oldu. Ne oldu ben de bilmiyorum. Oldu. Hala yapışkanlık var. Ben bunun yapısını neye benzettim biliyor musunuz? Hani şey var ya Maybelline'de. Aynen bu tonlarda bir şey almıştım. Yine video çekmiştim. Ona benzettim yapısını. Dudağım rahat değil. Hala yanıyor. Vallahi yanıyor. Bakalım. Sonra size tekrar döneceğim ama durum bu yani görmenizi istedim yani hadi diyeyim 20 hadi yarım saat diyeyim ya bir şey bile içmedim yemedim yani konuşuyorum şu anda evde kimse de yok kediye bile biraz önce konuştum yani hani görüyor musunuz yani böyle koptu dudağımı kurutmasın bu.
Neyse, gün içerisinde göreceğiz. 4,5 saat önce uyguladığım rujun son hali böyle arkadaşlar. Aslında akşam yemeğe çıkacağım arkadaşlarla beraber ama galiba bu ruju kullanmayacağım orada. Çünkü görüyorsunuz birkaç bir şey içtikten yedikten sonra. Şimdi bu 4,5 saat içerisinde ben 2 fincan kahve içtim. Birkaç bardak su içtim. Küçük bir yoğurt yedim ve bir de armut yedim. Bu hale geldi. Bir de menü yemek yediğimi, yağlı falan bir şeyler yediğimi düşünün. Yani bu kesinlikle gidecek gibi. Dudağımda garip bir hissiyat var. Özellikle şu yan iç kısımları baya bir yanıyor. Oraları yara olabilir. Çünkü oralar gerçekten hassas. Şu şekilde, yani renk güzel yani. Konuşmadığım takdirde güzel görünüyor. Ama konuştuğum zaman şu şey benim hoşuma gitmiyor. Bu Maybelline'in o likit mat rujunda da olmuştu. Ben gerçi test etmek için çok zor bir rengi aldım. Aslında farklı hani nude tonları falan kullanabilirdim. Neden böyle bir iddialı renk seçtiğimi bilmiyorum ama elim buna gitti o kadar düşündükten sonra. Yani çikolata ya da karamel kokusu asla yok şu anda. Hala dudaklarım yapış yapış. Kaç saat geçmesine rağmen hala mat değil. Yani bana mat görüntü yok aslında şu anda. Sanki normal bir ruj uygulamışım gibi. Ama dudağımda rahatsız verici bir hissiyat var. Görüyorsunuz. Hemen açamıyorum ve konuştuğum zaman da sanki birbirine yapışacakmış gibi hissediyorum. Hatta ilk saatlerde birbirine yapıştığı için biraz şöyle dilimle aralara gelip oraları da ıslatıyordum. Bu konuşurken gün içerisinde bir hani sosyal hayatın içerisindeyken yapacağınız hoş bir hareket değil. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Yani bu şekilde bir de silmek istiyorum bunu. Sonra zaten bunun üzerine tekrardan tazelenirse kötü durabilir. Tabii ki ben bunu birkaç gün daha test edeceğim. Bunun yani üzerine şu anda yenilesem gerçekten garip durabilir. Çünkü eski buna benzer dokusu, pigmenti buna benzer olan rujlarım da var. Hoş durmuyordu. Ya böyle arkadaşlar 2,5-3 saat sonra tazelenirse hani total silinip tazelenirse güzel olabilir. Ama yani benim rahat edebileceğim, benim kullanacağım tarzda bir ruj değil. Dediğim gibi. Yeni aldığım Garnier'den Milk Water misel suyunu şöyle boşaltalım. Bunu da test ediyorum çünkü her ürünle bakalım nasıl temizleniyor. Tabii ki bu yağlı ürünle iyi olurdu ama ya onunla mı denesem? Neyse bunu boşaltalım. Çünkü dün diğer normal ruju çok güzel temizledi. Haha. Aa, benim dudaklarım böyle mahvolacak. Çok zor çıkıyor. Çok zor çıkıyor. Şöyle yapayım. Bayağı bir bastırıyorum şu anda. Haha. Bir saniye. Bunu da test ediyorum. Bu da Balea'nın misel temizleme suyu. Bu da güya genel hem ağız hem göz hem de yüz için. Zor çıkıyor arkadaşlar gerçekten. Hani ne gerek var? Gerçekten sonra dudağım yara oldu, soyuldu bilmem ne. Yok be Pantene kullan, yok lip balmı kullan. Ne gerek var ya dudağımızı mahvediyoruz. Şimdi FH Gojili yağlı süt temizleme sütünü kullanacağım. Bakalım bu nasıl çıkartıyor. Şöyle. Bunda umutluyum. Yağlı olduğu için tabii. Hiç temizlemiyor bu.
Ah. Ah. Şunu tekrar, sanki bu en iyisiydi. Aslında böyle rujları şeyle çıkartmak lazım. Temizleme mendilleri ama yağ içerikli olanlarla daha iyi olur. Hani şeyle yapıp sonra yukarıdan aynı keza yapıp aha çöpe atmak. Şuralarım hala yanıyor. Bu ne ya? Ha. Bu neyle çıkar biliyor musunuz arkadaşlar? Bulaşık süngeriyle bulaşık ilacıyla o yağları çok güzel temizler. Ya böyle zor çıkan bir ürün neden hani çabucak dudakta bozulup kopuyor ki? Oh, nihayet. Böyle arkadaşlar. Tam da temizlenmedi. Ama dudaklarımı şu anda rahat bırakmak istiyorum. Çünkü gerçekten şu anda çok kötü hissediyorum ya. Yanıyor resmen. Dudağıma bir su vurup ondan sonra balzam falan uygulayacağım. Böyle arkadaşlar, bir 4,5 saatlik test bu kadardı. Yani bilmiyorum. Şimdi öbür renklerini alayım mı almayayım mı? İçinizde kullananlar var mı bunun nude tonlarını falan? Ama olay bu yani. Şimdi bu Maybelline'de neydi o ink, bir tane mat, likit mat ruju vardı. Onda da bu tonları almıştım. Daha önceden de söylediğim gibi. Onda da aynı şeyleri yaşamıştım. Yani ben beğenmedim. Özellikle sosyal hayatta sürekli çalışıyorsanız, insanlarla işli dışlıysanız, komünikasyon, feedback işlerinde falan çalışıyorsanız, bu ruju uyguladıktan sonra bir saat sonra o insanla konuşun, yani hiç güzel görüntü değil karşıdakine. Ben beğenmedim kesinlikle. Böyle arkadaşlar, ben size bazen hani diyorum ya, bu benim favorim şaka ruju falan filan. Gerçekten bakın, onlarla ben 7-8 saat kalabiliyorum. Hani gitse bile o kadar çirkin bir görüntü durmuyor. Ama bunlar gerçekten çok çirkin duruyor. Yani şu anda diğer renk tonlarını almayı düşünmüyorum. Umuyorum ki sizlere bir faydası olur. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma yeni gelenler, abone olmayı unutmayın. Beni çevrenize önermeyi de unutmayın. Instagram'dan beni takip etmeyi de unutmayın. Instagram'daki ismim Divazi alt tire. Görüşmek üzere. Bay bay.